şu alışkanlığı kazanamadılar. Burada geometri çalışırken öğrenci önce şunu yapması lazım. Ve burada türev, integral, limit bu işin ana vatanıdır. Şimdi burada eğitimcilerle ters düşebilirim. Programımıza hoş geldiniz. Ben eğitim danışmanı Deniz Özgöz. Bugün yine Pertevniyer Lisesi'nin değerli matematik hocalarından Cem Toparlak'la birlikteyiz. Geçen programımızda Cem Hocam'la TYT üzerine birlikte olmuştuk. Bugün yine AYT üzerine velilerin ve öğrencilerin birçok sorusuna Cem Hocam'la cevap alacağız. Hocam, pandemi süreci ve online hayat özellikle matematik eğitimde çocuklara nelere engel oldu? Şu anda sınava girecek, 2024 senesinde sınava girecek öğrencilere baktığımız zaman bunlar 9. sınıfta ve hazırlık sınıfında pandemi sürecini yaşadılar. Burada işte online'dan eğitimini aldılar fakat buna eğitim denir mi biraz tartışmamız gerekir tabii ki. Çocuklar bir şekilde yoklamada var olabilmek için bu derslere katıldılar. Tabii ki bunun altında da çeşitli kendi aralarında oyunlar oynadılar bilgisayar ortamında. Yani çok derse aktif bir şekilde katılmadılar. Sınavlarda zaten doğru düzgün yapılamadı maalesef şartlardan dolayı ve bu süreci bu şekilde değerlendirdiler. Tabii ki bu bunlara zarar verdi mi bu öğrencilere? Kesinlikle verdi. Kurtarılamayacak bir durum mu? Hayır, kurtarılabilecek bir durum. 9. sınıfı kaybettiler. Fakat dediğimiz gibi düzenli çalıştıkları zaman bu 9. sınıfın açığını 11'de ya da 10'da 12'de çok rahat tamamlayacaklarını düşünüyorum. Tabii ki şu alışkanlığı kazanamadılar. Lise 1'e 9. sınıftan itibaren düzenli çalışma alışkanlığını kazanamadılar. Biraz zorlandılar bu noktada. Ve bu şekilde biraz daha bilgisayar bağımlısı, biraz sanal dünyanın içinde kalma eğilimleri gösterdiler. Hani dersten uzaklaşalım, kendi odamıza gidelim, o odamızda direkt online'da arkadaşımızla oyun oynayalım gibi algılar oluşmaya başladı. Yani çocukları odasından kurtarmakta biraz zorlandı bu pandemi süreci. Otomatikman kendi işlerine kapandılar, kendi dünyalarında yaşamaya başladılar. Böyle bir sıkıntı oldu. Otomatikman bu giderilemeyecek bir durumu. Hayır, düzelebilir ama tabii ki bir süreç lazım. Yavaş yavaş atlattığımızı düşünüyorum o süreçleri. O zamanlar atlattığımızı düşünüyorum ve bence şu anda çok etkisini görmüyoruz. Sadece anılarımızda kaldı diyebiliriz. 11 ve 12. sınıfta bir AYT öğrencisi nasıl bir düzenle çalışma yapmalı? Şimdi burada eğitimcilerle ters düşebilirim. Ben 11. sınıfa geldiği zaman bir öğrencinin daha böyle duran bir döneme girdiğini düşünüyorum. Yani 11. sınıf öğrencileri sezona başlarken heyecanlı başlarlar fakat zaman içerisinde sönmeye başlarlar. Yani mutsuzlaşmaya başlarlar. Tam böyle geçiş dönemi gibi bir şeydir 11. sınıf. Burada çocuğa çok yüklenmek bence zarar verir. Bu çocuğun bu süreç dahilinde dershaneye gitmesi, çeşitli kişisel koçlarla çalışması, kişisel gelişim kurslarına gitmesi mantığı bir şeydir. Fakat süreç içerisinde öğrenci bulunduğu noktada çok anlam veremez. Acaba ben TYT'yi mi düşüneyim, AYT'yi mi düşüneyim yoksa okulu mu çalışayım? Biraz arada kalır. Dolayısıyla ben 11. sınıfta çocuğa çok yüklenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. 11 önemli midir? Evet önemlidir. TYT AYT açısından. Tabii ki TYT'de soru yoktur gerçi. Bence ben öğrencilerime şunu tavsiye ediyorum. 11. sınıfta yine bir problem kitabı bitirilebilir bir sezon boyunca. Aynı zamanda da 11. sınıfın konularının sadece odaklanması gerektiğini düşünüyorum. 11 matematiği ve aynı zamanda 11. sınıfta geometriye başlanmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü o geometri dersi 12. sınıfta ben 12'de hallederim diyeceğimiz bir branş değil. 9. sınıfta geometri sene sonuna dek gelir. Onda da yine sene sonundadır. Dolayısıyla biraz sene sonuna gelmesi sebebiyle öğrencinin çok rağbet etmediği, çok dinleyemediği, süreçler dahilinde çok ilgi gösteremediği kısımlardır. Dolayısıyla orada geometri biraz pasif kalır. Ve böylece çocukta geometri fobisi oluşmaya başlar. O yüzden en doğru zaman bence 11. sınıfta geometriyi yavaş yavaş halletmektir. Sürekli matematik üzerine vurgu yapıyoruz ama aslında çok önemli bir alt başlıktı. Geometri sanırım. Özellikle AYT'deki etkisi sanki biraz daha fazla geometrinin. Burada geometri çalışma yöntemleriyle ilgili matematikle farklılık gösterdiği için önerileriniz neler olacaktır? Öğrenci profillerinde genelde şu vardır. Geometri sorusu çözerken daha çok böyle şıklardan gitme. İşte burası kesin 3 ise burası 4 ise kesin burası 5'tir gibi. Tamamen sallama dediğimiz teknikleri kullanır. Hani çok böyle altını dolduramaz. Dolayısıyla burada geometri çalışırken öğrenci önce şunu yapması lazım. Hayır ben soruyu tam anlamıyla, hakkıyla çözmem lazım. Sallamamalıyım demesi lazım. Dolayısıyla bu sallama tekniklerini çok yaptıkları için geometri netini arttığını düşünür. Evet ben geometri yapabileceğimi düşünür. Fakat birisine o geometri sorusunu anlattığı zaman anlatamaz. Çünkü orada doğru bilimsel ya da ilimsel süreçlerden geçmemiştir. O yüzden geometri çalışırken mümkün olduğunca burası kesin 30 derecedir, burası kesin 60 derecedir, işte burası kesin 5'tir gibi varsayımlarda bulunmamak gerekir. Dolayısıyla en baştan itibaren geometri tane tane hatta bütün özellikleri ispatlayarak yaparlarsa bu şekilde artık bu özelliklerini örtbas etmiş olurlar. Yani geometri dediğimiz olayı çalışırken kesinlikle ve kesinlikle TYT sınavına gireriz, denemesine gireriz. Orada 5 tane yaparız. Çünkü o deneme sınavı sallayarak 5 tane yapılmaya müsaittir genellikle. Dolayısıyla bu AYT çok büyük bir eksik olarak gider. AYT sınavını sallayarak çok fazla net yapamazsınız geometride. O yüzden geometri çalışırken başlarken bütün özelliklere bakın. Bu özelliğin sebebini araştırın, ispatını yapın. AYT'de bazı matematik konularının özellikle üniversite eğitiminde de
devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü özellikle mühendislik eğitimlerinde bunlar hangi konular, çocuklar hangi konuları öğrenmeyi tamamlamadan AYT'ye girmemeliler? Baştan itibaren 11'in başından itibaren alabilirsiniz. Yani bütün hepsini değerlendirebilirsiniz. İşte 11 neyle başlar? Trigonometri ile başlar. Trigonometri bilmeden de bir mühendislik okuyamazsınız. Yine aynı şekilde fonksiyonlar devam eder. Ardından işte çember gelir. Ama çember geometri konusu olduğu için hani üniversite çok yansımayabilir. Yani mühendis olmayı düşünüyorsanız yani çemberle ilgili çok fazla işiniz olmayabilir. Sonra 12. sınıf başlar. 12. sınıfta da yine logaritma ile devam edersiniz. Sonra diziler devam eder. Sonra trigonometrinin kalan kısmını görürsünüz. Türev, limit, integral şeklinde müfredat devam eder. Fakat burada en önemli faktör nedir derseniz, çünkü bütün kazandığınız bölümlerde matematik 1 ve matematik 2 olarak alırsanız ve burada türev, integral, limit bu işin ana vatanıdır. Bunları hallettiğiniz zaman kesinlikle üniversitede zorlanmazsınız. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Liste müfredatında türev, integral, limit konuları tabii ki kısaldı. Müfredat sadeleşmeye gitti. Dolayısıyla üniversitedeki gösterilenle listede gösterilen biraz örtüşmemeye başladı. O yüzden sanki şey gibi, listede aldığınız türev, integral, limit konusu sanki üniversitenin temelini oluşturuyor gibi bir durum arz ediyor. O yüzden yine de bu temeli almak lazım. Mühendisler için kesinlikle ve kesinlikle türev, integral, limit konularını bilmeden üniversiteye gitmemelerini tavsiye ediyorum. Peki hocam, daha TM öğrencileri açısından bakarsak, bir TM öğrencisi belirli bir sayıda matematik netine ulaşmak için ilk ve orta öğretimden hangi konularda eksiksiz olarak gelmeli? Şimdi TM öğrencisi, güzel bir soru. TM öğrencisi bir kere TM'yi seçme sürecini değerlendirmek lazım. Yani genellikle lisede bir çocuk TM'yi seçiyorsa 9. ve 10. sınıfta sayısal derslerden yıldığı için TM'yi seçiyordur. Tabii ki hedefleri vardır. İşte ben çok iyi bir ekonomist olacağım diyordur. O şekilde TM'yi seçmiştir. Ama genelde Türkiye'de TM'yi seçme algısı, ben sayısal derslerde çok zorlanıyorum. O yüzden ben bunlarla uğraşmak istemiyorum ve TM'ye geçeceğim der. Fakat orada da karşısında maalesef yine matematik vardır. Bu sebepten dolayı matematikten kurtulamaz. Yani TM'ye geçen öğrenci eğer matematikten kurtulma algısıyla TM'ye geçiyorsa, ben biraz dinleneyim algısıyla TM'ye geçiyorsa, orada zaten ona çok yapabileceğiniz bir şey yok bence. Ama evet, benim ideallerim Türkiye'de derece yapmak, çok iyi bir ekonomist olmak. Buysa niyeti, ona bir şeyler yapabilirsiniz. Peki TM öğrencisine ne yapılabilir? TM öğrencisi genelde TM sınıfları çok canlı sınıflar olmayabilir. Çünkü genelde kaçanların olduğu sınıflar olduğu için işte yarı yarıdır. Kaçanlar ve idealistler. Bu süreçten dolayı bence sınıf bazında değil de kişisel bazda yaklaşmak lazım TM öğrencilerine. Burada metotlar nedir derseniz, bir kere eğer matematiği seven bir öğrenci olarak TM'ye geçmişse, bunu aynı sayısalı yaptığınız çalışmayı aynı TM'de yapabilirsiniz. Aynı şekilde yönlendirebilirsiniz. Çünkü genellikle sayısaldan da TM'ye daha sonradan geçişler olmaktadır. 13. sınıfta evet ben TM'den girersem kesinlikle derece yapacağım, buna inanıyorum deyip geçenler vardır. O yüzden ben TM öğrencisiyle, idealist bir TM öğrencisiyle sayısal öğrencisinin bir fark olduğunu düşünmüyorum. Aynı sayısal uyguladığımız metotları TM'ye de uygulayabiliriz. Öğrencilerin seviyeler arasında büyük farklılıklar var hocam. Burada seviyesine göre çocuklara önereceğiniz belli yayınlar hem AYT matematik için hem de geometri için var mı? Bunları bizle paylaşır mısınız? Matematik açısından ve geometri açısından bakalım. AYT matematik için zaten olay 11'den itibaren başlıyor. Fakat aslında 11'den itibaren başlamıyor. 9'dan itibaren başlıyor. Çünkü AYT sınavında aynı zamanda bir 10 soru 9 ve 10'dan geliyor. Dolayısıyla benim tavsiyem, kaynak olarak, yardımcı kaynak olarak tavsiyem şu. Milli Eğitim kesinlikle bu manada öğrencileri doyuruyor. Ve o kadar fazla yardımcı kaynak veriyor ki ben o kaynakların kesinlikle çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve hepsi çok başarılı yayınlar. Aynı zamanda ekstradan kaynak olarak hani bunlar, ben bunları bitirdim, yanında bir de yardımcı destek olsun dediğiniz zaman da ben yine orijinal AYT Matematik Soru Bankası'nın, yine aynı şekilde 3T Matematik Soru Bankası'nın ve 3-4-5 yine Matematik Soru Bankası'nın AYT için çok doğru kaynaklar olduğunu düşünüyorum. Bunların zirvesinde işte şu kitap en iyisidir diyeceğimiz bir durum yok. Çünkü 3-4-5'te gördüğünüz bir soruyu orijinalde göremeyebilirsiniz. Orijinalde gördüğünüz bir soruyu da 3-4-5'te göremezsiniz. Bu 3 tane kitabın kesinlikle yeterli olduğunu düşünüyorum AYT serüveni için. Geometriye gelirsek, geometride 11'de genelde sıfırdan başlar geometri insanlar. Çünkü 9'da üçgenleri çok fazla ilgilenmemiştir. 10'da da dörtgenlerle çok fazla ilgilenmemiştir. Sanki 11'de böyle sütten çıkmış ak kaşık gibi bembeyaz bir sayfa açar geometriye ve en baştan başlar. Burada yapması gereken bence şudur. En temel kaynağı alsın. İsterse herhangi bir sosyal medyadan bir YouTuber'la ya da fenomen bir öğretmenle çalışabilir. Bir kitabı alsın, en baştan itibaren başlasın. Bence burada en doğru yine kaynak olarak en baştan başlayacaksanız 3-4-5 geometrinin çok doğru bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Çünkü kesinlikle en başından itibaren sizi bir yere çıkarıyor ve sonrasında da devam ediyor serüveniniz. Yani geometriniz oturuyor. Yine aynı şekilde acil geometri soru bankası da bu noktada faydalı olabilir. Ama dediğim gibi 3-4-5 burada çok doğru bir kaynak olarak geçiyor. Ve ben öğrencilerime genellikle geometriye sıfırdan başlıyorsanız 3-4-5 geometri soru bankası ile başlamanızı tavsiye ediyorum diye söylüyorum. Öğrencilerin kafasını çok karıştıran bir konu da hocam. TYT matematik ve AYT matematik
birlikte mi çalışılmalı yoksa önce biri bitirilip sonra diğerine mi geçilmeli? Çok ilginç öğrenci profilleriyle karşılaştım. Hiç TYT'ye çalışmadan, hiç soru bankası bitirmeden her girdiği sınavda 35 net yapan öğrenciler de var. Bunlar bir şekilde çok hızlı işlem pratikli oluyor. Fakat bu adamların 35 net yaparken AYT'de de 40 soruda 15 net yaptıklarını görüyorum. Burada ikisi beraber örtüşür mü derseniz bence çok örtüşmüyor. Yani bir çocuk çok zekiyse, çok pratikse, çok iyi soyut düşünüyorsa TYT matematiğini 20 sene sonra da yapabilir. Hatta bununla ilgili bir öğrencim var. Fizik tedaviyi kazanıyor. ÇAP'a fizik tedaviyi kazanıyor. Hatta şu anda fizik tedavi uzmanı, işinde çok başarılı. Bundan 8-9 sene sonra, şu an 30 yaşında kendisi, hatta buradan kendisine merhabalar demek istiyorum. Derya merhaba. Bu öğrenci yaşı şu an 30 yaşında ve girdiği sınavlarda 39 tane matematik yapabiliyor TYT sınavlarında. Fakat AYT'de aynı neti gösteremeyebiliyor çünkü o zeka bir şekilde kalabiliyor insan üzerinde. O yüzden TYT çalışması ile AYT matematik çalışmasını örtüştürmemek gerekir. AYT matematik çalışması bir hamallık gerektiren bir alandır. Çok fazla soru çözmeniz gerekir, soru tarzı açıkta bırakmamanız gerekir. Çünkü AYT matematiğinde soruları çözdükçe, kitabı bitirdikçe, o bahsettiğim 3 tane kitabı bitirdiğiniz zaman sizi şaşırtan soru olmuyor. Yani burada maksat yıllar boyunca AYT matematik çalışmazsanız yok olabilirsiniz ama yıllar boyunca TYT matematik çalışmazsanız yine aynı şekilde aynı neti yapabilirsiniz. Bu tamamen TYT matematiğinin zeka ile alakalı olduğunu gerçeğiyle ilgili bir durumdur. Sonuç olarak bence TYT matematiği ile AYT matematiğini beraber çalışma noktasında çok fazla örtüştürmemek lazım. AYT matematiği bambaşka bir alan. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar başarılı olursunuz. 2021 senesinde herkes tam ters köşe olmuştu. Çok farklı sorular gelmişti. Çok değişikti. Hatta 25 netle tıp fakültesine giren öğrenciler oldu. 20 netle mühendisliğe giren öğrenciler oldu. İşte orada toplumsal bir algı oluştu. Evet, biz AYT matematiğinde çok farklı sorular çözmemiz gerekiyor. Çünkü her an ters köşe olabiliriz algısı oluştu. Ve şu anda da zaten yeterince piyasada çok çeşitli varyasyonda sorular gerçekleşti. O şekilde kitaplar çıktı, denemeler çıktı. O yüzden bence AYT maratonu tam bir hamallık gerektiren, bütün soru formatlarını görmemiz gereken bir alandır. Milli Eğitim Merkezi Sınavda bir değişim sürecine giriyor. Bunu bakanın açıklamalarından anlayabiliyoruz. Sizce bu değişimin matematik dersine özellikle AYT boyutunda etkisi ne olacaktır? Milli Eğitim Bakanlığı zaten müfredata sadeleştirmişti matematik açısından. Yani şu an öğrenci için aslında çok rahat süreci idare edebilecek bir noktaya gelmişti. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yaptığı çalışma sanırım Kasım ayında açıklanacak. Kasım'ın sonuna doğru müfredat değişikliği açıklanacak. Bu öğrencileri tabii ki bu sene girecek öğrencileri bağlamayacak. Fakat ileriki senelerde girecek öğrenciler açısından bir avantaj mıdır? Kesinlikle avantajdır. Yani burada Milli Eğitim'in olayı aslında tamamen öğrenciye dönük. Yani diyor ki çok fazla kendinizi yormayın, o kadar büyük bir yükünüz yok deyip bu şekilde bir vibe vermeye çalışıyor. Yani diyor ki ben müfredatı kısabildiğim kadar kısacağım. Siz de bunu daha rahat halledebileceksiniz diyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatın hangi yönde daraltmaya gidecek? Diyor ki aynı konuyu diyor her sene görüyorsunuz diyor. Bu konuları artık daraltalım diyor, azaltalım diyor. Mesela öğrencide şöyle bir algı vardır. Bir konuyu çok uzun süre gördüğü zaman o konu gözünde büyümeye başlar. Hani mesela trigonometri işler. Trigonometriyi 11'de görürsünüz, bir de 12'de görürsünüz. Ve böylece öğrencinin gözünde artık şeydir. Ya ne kadar uzun, bitmek bilmiyor gibi bir algı oluşabilir. Dolayısıyla burada mesela trigonometri 11'deki trigonometri ile 12'deki trigonometri birleştirirsiniz. Tamamen bunu 12'ye alırsınız. Böylece 11'deki yükünüz azalmış olur. Yani ben böyle bir şey bekliyorum açıkçası. Yine aynı şekilde işte fonksiyon görüyorsunuz. 10'da fonksiyon görüyorsunuz. 11'de de fonksiyon görüyorsunuz ve 10'da gördüğünüz fonksiyonu biraz daha gösterseniz zaten 11'i halledeceksiniz. Yani çok büyük bir kaybınız olmayacak. Dolayısıyla 10'daki fonksiyonla 11'deki fonksiyonu birleştirebilirsiniz. Yani öğrenci gözünde bir konu işlerken, bir konu anlatılırken ne kadar uzarsa o kadar gözünde büyür. Yani benim zaten eğitimle ilgili, matematiğe ilgili felsefem bu. Yani konuyu kısa tutalım ama soru uzun olsun. Yani mümkün olduğunca soru çözelim ama konuyu kısa tutalım. Çünkü öğrenci tamamen artık ya bu bana zul geldi, bu çok fazla, ben bunu nasıl halledeceğim gibi kafasında kuruyor. O yüzden dediğim gibi konuları birleştireceğini düşünüyorum. Parça parça 10'da gösterdiği 11'de gösterdiğini birleştireceğini düşünüyorum. Hatta 9'da gösterdiği üçgeni 10. sınıfa taşıyabilir. Yani 9'da hiç geometri göstermeyebilir. Bu şekilde bazı değişiklikler olacağını düşünüyorum ve ne yaparsa yapsın ben öğrencinin lehine olacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta Milli Eğitim Bakanı tabii ki öğrenciyi düşünerek yapıyor bunu. O yüzden sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum öğrenci açısından. Bence başarılı olacaktır. Sizin özellikle AYT sürecinde öğrencilere önereceğiniz bu konulara dikkat edin. Böyle çalışma metotları izleyeceğiniz püf noktaları varsa bizle paylaşır mısınız? Bence öncelikle
Okula gittikleri zaman okul onlar için aslında eğlenecekleri sosyal cazibe merkezleri gibidir aslında. Yaşamasını bilirsiniz. Hani diyaloglar, sohbetler, tartışmalar. Bence okullarda mutlu olmayı bilmek lazım. Hani buradan da bunu söylediğim zaman öğrencilere, hocam nasıl mutlu olalım? Sürekli ödevler, ödevler, sınavlar diyorlar buradan tabii ki. Fakat dediğim gibi ödevleri yapın, sınavları girin, çalışın ama bir şekilde iletişim kurmayı ihmal etmeyin. Hafta sonları gezin, dolaşın, hayatı tanıyın. Yani siz bu süreçleri mutlu bir şekilde yaşamazsanız zaten 11-12'de tam bir bunalım gibi, bunalım öğrencisi gibi takılmaya devam edersiniz. O yüzden mutlu olmadan şöyle düşünün. Dünya bizden şöyle bir öğrenci profili istemiyor. Sadece tik atan, sadece soru çözen, sadece birilerinin verdiği komutları yerine getiren öğrenci istemiyor. Dünya bizden girişken, atak, sohbet eden, fikirleri olan öğrenci istiyor. Yani tartışın aranızda. Boş konularda konuşmayın. Sanal dünyadan uzak durun. Çünkü bence güçlü olan sizlersiniz. Yani güçlü olan bizler değil. Siz bizi geçtiniz. Farkında değilsiniz. Dolayısıyla kendinizi yüceltmek sizin elinizde. O yüzden bence öncelikle hayatı tanıyın, dünyayı tanıyın. Küçük dünyanızdan çıkın. Ve böylece zaten başarılı olacaksınızdır. Yani size yanlış gelene itiraz edin. Her şeyi boyun eğmeyin. Yani evet bu çalışma yanlış deyin. Fikrinizi söyleyin. Ve böylece zaten başarı gelecektir. Yani şunu net bir şekilde söylüyorum. Bizler çok iyi bilmiyoruz. Bizler sadece yaşadıklarımızın tecrübelerimiz doğrultusunda bir takım cümleler söylüyoruz. Tabular koyuyoruz ortaya. Ama sizin de kesinlikle bizden daha büyük tecrübeleriniz var. Siz yaşadınız bu hayatı. O yüzden öncelikle dünyayı tanıyın. Sohbet edin. Yüzünüz gülsün. Mutlu olun. Ondan sonra başarı gelecektir, merak etmeyin. Cem Hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu programımızda Sayın Cem Toparlak'la birlikte AYT sürecinde matematik dersini değerlendirdik. Bir sonraki programımızda TYT ve AYT sürecinde kimya dersi üzerine uzmanlarla bir arada olacağız. Sevgili öğrenciler, bu konuda sormak istediğiniz tüm soruları yorumlar bölümünde bize yönlendirebilirsiniz. Başarılar diliyorum.